Bozüyük'te Kanuni Sultan Süleyman döneminde yani 1522'de Rodos seferine gidilirken yapılan birkaç tane eser var. Bu lojistik amaçlı yapılmış Kanuni Sultan Süleyman tarafından anlaşılan eser. Köprü, cami ve han olmak üzere. Bunlar o yüzyılın yani o 1522'lerin mimari anlayışını, malzeme, kompozisyon, dizayn itibariyle onları yansıtan bir eser. Dolayısıyla yani 1522'den bu yana bir hafızayı yansıtan eser. Ben 1995'te Buğra Berkün ile beraber orayı ziyaret ettiğimde bu zenginliğin farkına o zaman varmıştım. O günden bugüne olayı takip ediyorum. Mesela o günlerde köprü biraz daha sağlamdı. Altından geçen sular köprünün ayaklarını göçetmemişti. Çünkü o alandan inşaat kumu alınmış daha sonra ve o inşaat kumundan alınması sonucu köprünün ayakları akan suyla göçmüş. Restorasyon amacı ile meseleye el atıldığında tahmin ediyorum suyun akışkanlığı ve kumun gevşekliği hiç hesaba katılmadan restorasyona başlanmış ama ilk ayak restore edilirken ikinci ayak gelen selin etkisiyle göçmüş ve iş tabii başarısız kalmış. Meselen bir diğer boyutu orada mevcut olan caminin restorasyonu esnasında gördüm bizzat iki sene önce gittiğimde. Mesela kubbeyi kapatırken 10 santim kalınlığında beyaz çimento ve mermer kırıntısı veya mermer tozu benzeri şeylerle kapatılmış. Halbuki oralar örmedirler. Öyle sıvamak kapatmayla olmaz. Örme taş olması lazım onların. Üzerine ne olabilir? En 1522'nin tekniğiyle kurşunla kaplanmalıydı. Beyaz çimento ve mermer tozuyla kaplamak tahmin ediyorum onlardı. Mümkün değil. Bunlar restorasyonun aslına ters uygulamalar. Ayrıca aynı binanın penceresinin alüminyum doğrama ile kaplandığını ve karartılmış cam ile kapatıldığını gördüm. O son derece aslına uygun olmaktan da öte bir mimari esere ihanet, tırnak içinde söylüyorum, ihanet çizgisinde bir olaydı. Zamanın en üst amirlerine meseleyi sorduğumda konuyla ilgili kurulun bu konuda herhangi bir olumsuzluk belirtmediğini, onun üzerine öyle yapıldığını söylediler. Bu olmaz. O tür kurullarda da bu işlere müdahale eden insanların olması lazım.